Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi Allah'a kulluk sadece namaz, oruç, hac, zekat değildir. Allah'a kulluk bütün bir hayatı Allah'ın iradesi doğrultusunda, kanunları doğrultusunda, emir ve yasakları doğrultusunda, yani istediği doğrultuda yaşamaktır. İnsan böyle olunca Allah Celle Celaluhu onu sever. Kul Allah'ı sever demiyoruz, zaten sevdiği için bunları yapıyor. Ama önemli olan, kul Allah'ı seviyor da Allah Celle Celaluhu o kulu seviyor mu? O önemlidir. Şimdi bu konuda çok ilginç bir hadis-i şerif var. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin rivayet ettiği bir hadis-i şerifinde sevgili Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam harikulade bir hadis-i kutsi bize anlatıyor. Diyor ki, İnnallaha kal, Allah Celle Celaluhu şöyle söyledi. Men adâ li veliyyen fakat âzentuhu bil harb. Kim benim bir dostuma, sevdiğim insanıma düşmanlık ederse ben ona karşı harp ilan ederim. Subhanallah. Allah sevdiği insanı nasıl koruyor, nasıl esirgiyor ve ona düşmanlık yapanı kendi düşmanı biliyor. Çünkü Allah'a iman eden ve kulluk eden bu kul Allah'ın velisidir, yani dostudur ve yanında çok kıymetlidir. Onu koruyup kollamak ve esirgemek de Cenab-ı Allah'ın üstüne aldığı bir durumdur. Devam ediyor hadis-i kutsi. وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ اَحَبَّ اِلَيَّ مِمَّ اَقْتَرَضُ عَلَيْهِ Kulum kendisine emrettiğim farzlardan daha sevimli bir amel ile bana yaklaşamaz. Yakınlık sağlayamaz. Burada çok dikkatimizi çeken husus, وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْدِي Kulum bana yaklaşamaz, bir şeyin herhangi bir şeyle yaptığı bir amelle, iyi niyetle, söylediği sözle veya yaptığı bir işle hepsini kapsar. اَحَبَّ اِلَيَّ Bana sevgili gelen bir işte kulum bana yaklaşamaz. مِمَّ اَفْتَرَضُ عَلَيْهِ Kendisine farz kıldığım şeylerden başka. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Allah'ın iki türlü emri var. Birisi farz, yani kesinlikle istediği, veya haram, yani kesinlikle terk edilmesini istediği. Biz kısaca kesinlikle yapılmasını istediği veya yapılmamasını istediği. Yapılmasını istediği farz, yapılmamasını istediği de haramdır. Şimdi Allah Celle Celaluhu öncelikle bunlara değer veriyor. Farz çok kıymetli. Bunun ötesinde sevgili Peygamberimizin lisanıyla bildirdiği farz olmamakla beraber yaparsa hem Cenab-ı Allah'ın sevgisini kazanacak, hem kendi nefsine faydalı olacak, hem kendisini eğitecek, hem de çevresindeki insanlara ve bütün varlıklara faydalı olacak işler vardır. Bunların bir kısmı ibadetlerdir, nafile ibadetler. Bir kısmı nafile hizmetlerdir, faydalı, yararlı işlerdir. Yani. Dünyaya dönük işler. Allah bunları emretmemiş ama yapmasını da tavsiye ediyor. Hoşuna gidiyor, beğeniyor ve böyle kulların efendim kendisi katında değer kazandığını ifade ediyor. Farzlar ve nafileler. Ama İmam Rabbani rahmetullahi aleyh mektubunda bir ölçü verir. Diyor ki bir danek, diyelim ki biz bir kuruş zekat bir dağ kadar nafile sadaka vermekten daha sevaptır, daha kıymetlidir. Neden? Çünkü birisi farz, birisi nafile. Demek ki farzlar çok kıymetli. Kesin bir ölçü olmasın ama anlaşılması için söyleyelim. İki rekat kılınan bir farz namaz, mesela sabah namazının iki rekat farzı, belki 200 rekat nafile namazdan daha kıymetlidir.
200 rekat nafile namaz kılsa ama 2 rekat sabahın farzını kılmasa bir insan kendisine yazık etmiştir ve kaybetmiştir. Bir şey elde edemez. Yani farzlar çok kıymetlidir. Öncelikle onlar mutlaka yapılmalıdır. Bu anlayışla devam edelim inşallah. Bismillah. Kulum bana en sevgili işi farz ettiğim, farz kıldığım şeylerle yani amellerle bana yaklaşmış olur. Elhamdülillah. Ve ma yezale abdü yetekarrabu ileyye. Kulum bana durmadan yaklaşır. Durmadan yaklaşır. Ne ile? Bin nevafil, nafilelerle. Yani farzların ötesindeki gönüllü yaptığı, benim de istediğim, tavsiye ettiğim amellerle. Hatta uhibbu. Ben onu severim. Yaklaşır, yaklaşır. Nafile ibadetlerle o kadar ki sonuçta ben onu severim. Yani nafile ibadetler Cenab-ı Allah'ın bizi sevgisine götürüyor. Feize ahbabtuhu, ben onu sevdiğim zaman güntü olurum, semahu onun kulağı olurum. Ellezî yesmaü bî, benim de işitir. Yani artık kulak benim arzu ve iradelerime ram olmuştur. Öyle sözleri dinleme ve buna ters düşen sözleri dinlememe, onlardan hoşlanmama durumuna geçer. Ve basarahullezi yubsiru bih, onun gözü olurum, benim de görür. Yani artık benim gör dediklerimi görür, görme dediklerimi görmemeye başlar. İşte bende fena bulması, bende baki olması gerçeği de budur. Ve yedehu, onun eli olurum, elleti yaptuşu biha, ben onunla tutarım. Yani Allah'ın eli olması, haşa Allah bir insana hulul etti, eli oldu anlamında değil. Bütün bunları mecazi anlamda. Yani o eli benim için kullanır, benim için kullanır ve bunda mutlu olur. Benim rızamın dışındaki kötü işlere, zulüm işlere, çirkin işlere kullanmaz. Dolayısıyla o el benim elim olmuş gibi olur. Çünkü benim emrimle, irademle hareket etmeye başlar. Ve riclehu lezî yemşi biha, onun yürüyen ayağı olurum. Aynı anlamda. Ve inse'eleni, eğer benden bir şey isterse duasında, la utiyenne, mutlaka ona veririm. Ve le in istagafeni le a'izennehu. Benim için istigase etse, yani sığınsa, ben onu mutlaka korurum. Hadis-i şerifin bazı ilavelerde burada bitiyor. Bazen bir devamı var. Buhari Rikak 38. hadis-i şerif bu hadis-i şerif. Çok ilginç bir hadis-i şerif ve bize konumuzu anlatıyor. Demek ki değerli kardeşlerim, bir insan farz ve nafilelerle Cenab-ı Allah'a yaklaşırsa Allah Celle Celaluhu da onu seviyor ve onu koruyor ve onun dualarını kabul ediyor. Bu insan Allah dostu olunca kim ona düşmanlık yaparsa, baştaki birinci cümleye dönelim. Men adali veliyen fakat adantuhu bil harp. Kim benim bir velime, bir dostuma düşmanlık ederse ben ona harp açarım, harp ilan ederim diyor. Allah ile savaşan da mutlaka mağlup olur. İşte bu sözler, bu kutsi hadis-i şerifler
ibadet eden insanın Allah katındaki değerini ve kendi iç dünyasındaki mutlu, huzurlu, mutmain, efendim yatışmış bir yürek ve olgun bir ruhla nasıl yaşadığını anlatıyor. Allah Celle Celaluhu hepimize böyle güzel dikleri ihsan eylesin. Yani farzlar ve nafilelere beraberce devam ederek hayatı bir kul olarak Allah Celle Celaluhu'nun iradesine göre yaşamak, Allah'ın sevgisini yaptığımız işlerde göstermek, Allah'ı seviyorum demenin iddiada kalmaması için onun sevdiği işlerle amel etmemiz gerekir. Bunun etkisini kendimizde göstermek ve hiçbir Allah'ın sevdiği kula düşmanlık etmemek, bilakis Allah'ın sevdiğini bizim de sevip hürmet etmemiz. Allah Celle Celaluhu hepimizi böyle güzel sevdiği kullarından eylesin inşallah değerli kardeşlerim. Hoşça kalın ve selam.